3. Leçon 12. Page 68. Dialogue. La Cité des Sciences, c'est ici. C'est ça, la Cité des Sciences ? Oui, ma fille, c'est ici. L'entrée est là. Suivez-moi. Mais c'est grand. Où est-ce qu'il est, le planétarium ? Au premier étage, je crois. Demandons à l'accueil. Bonjour, madame. Nous cherchons le planétarium, s'il vous plaît. Il est au niveau 1, monsieur. Prenez cet escalier, au fond, à droite, ou bien l'ascenseur, vous voyez, près de cette boutique. D'accord, merci. Nous voulons aussi acheter nos billets. Le guichet se trouve derrière vous, juste à côté de l'entrée. Ah, très bien. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs, dames. Papa, c'est la première fois que tu viens ? Non, Louise, c'est la quatrième fois. Pourquoi ? Page 71. Activité 8B. Écoute l'enregistrement pour vérifier tes réponses. Première, Nilgün. Deuxième, Jean. Troisième, Selim. Quatrième, Güneş. Cinquième, Alex. Sixième, Nathalie. Septième, Hugo. Huitième, Selma. Neuvième, Ibo. Dixième et dernier, Tristan. Premier, deuxième, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. C'est ça, la Cité des Sciences. Oui, ma fille, c'est ici. L'entrée est là. Suivez-moi. Mais c'est grand. Où est-ce qu'il est, le planétarium ? Au premier étage, je crois. Demandons à l'accueil. Bonjour, madame. Nous cherchons le planétarium, s'il vous plaît. Il est au niveau 1, monsieur. Prenez cet escalier, au fond, à droite, ou bien l'ascenseur. Vous voyez, près de cette boutique. D'accord, merci. Nous voulons aussi acheter nos billets. Le guichet se trouve derrière vous, juste à côté de l'entrée. Ah, très bien. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur, dame. Papa, c'est la première fois que tu viens ? Non, Louis, c'est la quatrième fois. Pourquoi ? Bugünkü dersimizde sayfa 68'de olan diyaloğu ders kitabında açıklayarak okuyacağız. C'est ça. Où mon? La Cité des Sciences. Bilim merkezi bu mu? Oui, ma fille, evet kızım, ma.
fille féminine au Luchima Piolu. C'est ici, Burada. Tissi, c'est ici. L'entrée Türkçe'ye geçmiş. Giriş, ela, giriş orada. Suive moi, beni takip et. Bu fiilin masterı suive. Follow me, follow. Mais c'est grand. Louis şaşırıyor ama çok büyük. Où, nerede, est-ce qu'il est le planétarium? Planétarium, sanal olarak yıldızlara bakılan yer. Türkçesi de aynı. Où, nerede? Où'dan sonra est-ce que kullanarak soru soruyor. Où, est-ce qu'il est, où il est diye de sorabilir. Au premier étage, birinci katta, kat, maskülen. Je crois, sanırım. Demandons à l'accueil. Accueil, danışma, demandons, demande fiil, to ask. Demande, soralım. Demande. Bonjour madame, nous cherchons, cherche aramak. Biz arıyoruz, le planétarium, s'il vous plaît, lütfen. Le olduğu için burada planétarium yerine il kullanabiliriz. Il est au niveau, niveau seviye demek. Ah, birinci seviyede, birinci düzeyde, monsieur. Prenez cet escalier. Bu merdivenlerden çıkın. Set, maskülen olduğu için set kullanılmış. Au fond, zeminde, à droite, sağda. Où, prenez l'ascenseur. Asansöre binin. Vous voyez, görüyorsunuz. Görmek fiil, voir. Près, yakınında, près de, cette boutique, feminen olduğu için, butik. Bu butiğin yakınında. D'accord, tamam, merci, teşekkür ederim. Nous voulons voir fiili biliyorsunuz. Nous voulons görmek istiyoruz. Aussi. Pardon. Nous voulons aussi acheter nos billets. Biletlerimizi de satın almak istiyoruz. Acheter to buy. Le guichet se trouve derrière vous. Gişe sizin arkanızda bulunuyor. Juste à côté de l'entrée. À côté giriş. Juste entrée giriş. À côté de l'entrée. Girişin yanında, just, tam yanında. Ah, très bien. Oh, çok iyi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur, dame. Hoşça kalın. Papa, baba, c'est la première fois que tu viens? Première. Birinci, fois, kez. Sen ilk defa mı geliyorsun? Non, Louis. Hayır, Louis. C'est la quatrième. Dördüncü defa. Pourquoi? Neden? Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sayfa 70'te bulunan 5 ve 6. etkinliği yapmaya çalışacağız. Bizden istenen şey demande sormak, to ask, cherche fiili aramak, voir to see görmek, se trouver bulunmak fiillerini kullanarak aşağıdaki metini doldurun diyor. Burada tabii neye dikkat edeceğiz? Bu fiilleri Louis'e göre ilk cümlede çekmemiz gerekiyor. Üçüncü tekil olarak. Burada birinci durumda
Louis, Thomasa, sorar dememiz gerekecek. Tabii demande üçüncü tekil çektiğimiz zaman demande sorar. Toma'ya sorar. Ne sormuş? Keskö. Biliyorsunuz bu hepsi birden İngilizce'deki what, ne sorusu. What? Keskö tü? Ne arıyorsun? Şerşe de düzenli bir fiil arama. Keskö tü şerş. Tü'lerde biliyorsunuz es geliyor. Keskö tü şerş. Ne arıyorsun? What are you looking for? Mon sac de sport. Sac çanta demek maskülen. Spor çantamı arıyorum. My, mon biliyorsunuz. Maskülen isimlerde kullanıyoruz. Cevap veriyor Louis. Burada il spor çantası için kullanılıyor. İngilizce'deki it'in yerine. Il se trouve. O bulunuyor. Just, tam. Devant toi, devant önündeydi. Toi, senin önünde bulunuyor. Tu, sen. Le, burada it, İngilizce'deki. Çantanın yerine geçiyor zamir olarak. Tu ne le vois pas. Don't you see it gibi düşüneceğiz. Tu ne le vois pas. Le eşittir çanta. Le sac. Kendisini değil de onu niteleyen le'yi kullanıyoruz. Onun yerine zamir olarak. Louis demande à Thomas, sorar Thomas'a, qu'est-ce que tu cherches? What are you looking for? Ne arıyorsun? Mon sac de sport, spor çantamı. Il se trouve, o bulunur, juste devant toi, tam senin önünde bulunuyor. Tu ne le vois pas, sen onu görmüyor musun? Diye söyleyebiliriz. Altıncı etkinliğe baktığımızda okulda kullanabileceğimiz yer belirten bazı emirler var. Assis-toi là. Oraya otur. Otur. Viens ici. Ici. Buraya. Viens. Gel. Buraya gel. Non, pas ici là. Hayır. Buraya değil. La, oraya. C'est ici, burada. C'est là, orada. Gibi. Bugün bu dersi burada bitiriyoruz. Hoşça kalın. Fransızca'da işaret sıfatları so maskülen isimlerde kullanılır. Set maskülen olup sesliyle başlayanlarda kullanılır. Set bütün feminenlerde kullanılır. Bütün çoğullar için ise se kullanılır. Örneklerle açıklayacak olursak maskülen bir isim olan leaf bu kitap olduğu zaman so leaf bu kitap. İngilizce düşünürsek eğer this book
Başka bir örnek verecek olursak, maskülen bir isim olan büro sözcüğü Türkçe'ye de geçmiştir. Bu büro derken sö büro şeklinde olur. Ancak eğer isim maskülen asansörde olduğu gibi ancak sesli ile başlıyor ise bu durumda set kullanılır. Set asansör. Yine eskaliye merdiven için set eskaliye gibi. Bütün feminen olanlar için ise set kullanılır. Örneğin set mezon. Burada isim feminendir. Yine set port. Bu kapı. Burada isim feminendir. Bunların çoğulunu yaptığımız zaman ise her zaman se kullanıyoruz. Selif. Bu kitaplar. Se büro. Büro sözcüğü x ile çoğulur. Bu bürolar. Se asansör. Bu asansörler gibi. Örneklere yeniden göz attığımızda leaf sözcüğü maskülen olduğu için bu kitap derken so leaf diyoruz. İngilizcesi this book. Büro sözcüğü maskülen olduğu için bu büro derken so büro diyoruz. Asansör sözcüğü maskülen olup sesliyle başladığı için set asansör oluyor. Eskaliye sözcüğü yine merdiven demek Fransızca'da sesliyle başladığı için set eskaliye. Ev sözcüğü mezon feminen olduğu için set mezon. Yine port sözcüğü kapı feminen olduğu için set port diyoruz. Çoğullarında ise her zaman se kullanıyoruz. Selliv bu kitaplar. Se büro, büro sözcüğü x de çoğul olur. Bu bürolar sez asansör. Bu asansörler şeklinde olmaktadır. Bir tablo ile anlatacağımız zaman maskülen sözcükler için bu derken iki yol var. So ve sesliyle başlayanlar için set. Feminen sözcükler için ise tek bir yol var. Hepsi için sesliyle başlayanlar dahil set. Çoğul olan sözcükler için ise tek bir yol var. Bütün sözcüklerde se kullanmamız gerekmektedir. Bugünkü dersimizce Fransızca'da işaret sıfatlarıyla ilgili örnekler yapacağız. Bu okul feminen olduğu için set ekol diyeceğiz. Bu duvar derken duvar maskülen olduğu için sö mür diyeceğiz. Bu kafeler çoğul olduğu için bütün çoğullarda se kafe diyeceğiz. Ayrıca kafe maskülendir. Bu cami sözcüğü Fransızca'da feminen olduğu için set moske diyeceğiz. Hastane sözcüğü H ile başlıyor ama Fransızca'da H okunmadığı için ve
masculin olduğu için hôpital. Bu he. Bu da o. Hôpital. He okunmadığı için ve maskülen olduğu için sesliyle başladığını düşündüğümüzden maskülen set. Set hôpital diyeceğiz. Bu çocuk maskülen yani erkek olacak. Se garson dememiz gerekecek. Yukarıdaki örneklere baktığımızda birinci cümlede tu écoutes, sen dinliyorsun. Set müzik, müzik gördüğünüz gibi feminen olduğu için set müzik dedik. Nous voulons voir, voir to see, görmek. Voulons, we want, biz istiyoruz görmeyi. Ce film, bu filmi. Film maskülen olduğu için ce film diyoruz. Elle achète, she buys, o satın alıyor. Set ordinatör, ordinatör maskülen ve sesliyle başladığı için maskülen set kullanıyoruz. Set ordinatör. Dördüncü örnekte ise vous aimez, siz seviyorsunuz. Brasole çoğul olacak. Se brasole olduğu için bu bilezikler diyoruz. Çoğul olduğundan dolayı.